Şimdi Adana'ya dönelim istersen. Özlem Çağlayan bizlerle beraber, senin de dediğin gibi Adana'nın ilk yıkım anında bizimle irtibata geçmişti, bağlantımız olmuştu. Şimdi Adana'da nispeten günlük güneşlik bir durum var ama tabii kalpler acıyor. Son durum nedir bir görelim. Turgut Özal Bulvarı'nda anladığımız kadarıyla Özlem. Şu anda Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Güzelyalı Mahallesi'ne bağlı Mete apartmanın önündeyim. İlk yayınımız, evet, dediğiniz gibi Turgut Özal Bulvarı'nda olmuştu. Bu arkamda görmüş olduğunuz Mete apartmanı ikinci deprem sırasında, artçı deprem sırasında yıkılmıştı. Ve yaklaşık 45 saattir burada arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor. Hemen gördüğünüz şu alt kısımdaki molozların altında şu anda 11 kişi var. 11 kişi 45 saattir kurtarılması bekliyor. Ailesi de aynı şekilde. Hemen etrafı gösterelim. Burada bu 11 kişinin ailesi şu anda ateş yakmışlar. Bu ateşlerin başında içerisine çıkacak kişileri bekliyorlar. Burada çalışma yapılamıyor. Çünkü çok riskli bir bölge. Binanın gördüğünüz gibi yarısı yıkılmış durumda. Bir çalışma sırasında hemen tamamen yıkılabilecek durumda. Bu nedenle AFAD bu çalışma yapmadı, riskli gördü burayı. Bizim edindiğimiz bilgiye göre burada annesi içeride olan, babası kurtulmuş bir kişi kendi imkanlarıyla bugün vinç getirdi ve bu vinçlerle beraber şu an arama kurtarma ekibi de geldi aynı şekilde gönüllü. Onlarla beraber burada bu binayı yıkacaklar. Bu binayı yıktıktan sonra da işte enkaz altında 10 kişi kurtarılmaya çalışılacak. Bunun için de aslında bir ihtiyaç var buradan. Bunu iletmek istiyorum açıkçası. Kurtarma çalışmaları için şu anda acilen paret, eldiven ve kova ihtiyacı. Buradan da lütfen duyun. Ya iletişim o kadar zayıf ki, evet, yani maalesef, arkadaşlar maalesef. Yani o yüzden seçiyoruz kelimelerini. Yani evet, en azından bir nefes ve bir son bir dakika haberi alabildiğimiz, evet, için oradan. Şimdi binanın yarısı yıkılmış durumda. Fakat burada herhangi bir müdahale yapılamıyor. Yapılacak en ufak bir müdahalede binanın geri kalanı yıkılabilir. Fakat bir vatandaşımız kendi imkanlarıyla diye anladım ben Özlem'in, evet, anlattığı kadarıyla. Valla orası öyle bir yer ki Çukurova ilçesi Adana'nın tam merkez noktalarından bir tanesi. Turgut Özal Bulvarı da hani nispeten yeni yerleşimlerin olduğu yerler. Bu binalar en fazla 20-25 yıllık büyük apartmanlar, 15-16 katlı ve bakıldığı zaman genel olarak mesela çevresindeki apartmanlar nispeten iyi. Özlem geçen gün anlattığında kolonların ve kirişlerin yıkıldığı ifade edilmişti. Özellikle kolonların, ne bileyim, restoran yapmak için, işte galeri yapmak için, banka yapmak için vesaire vesaire. Dolayısıyla onlardan etkilenen bir apartman olduğu görülmekte. Çünkü Zeydan Karalar Başkan da geçen söylemişti. 15 tane bir apartmanın yıkıldığını ifade etmişti o 5 kilometrelik alanda. Hepsi aşağı yukarı aynı durumdan müzdarip. Nispeten Adana diğer yerlerimize göre. Diğer binaların niye ayakta durduğunu, evet, açıklaması yani, hani, olmaması zaten akılları zorlayan, sinirleri zorlayan da bu. Tabii buna yönelik olarak da bir çalışmanın da olacağını ifade etti Sayın Karalar, ama bir taraftan da tabii özellikle kurtarma çalışmaları önemli. Baret ve eldiven ihtiyacı söz konusu. Adana'da, evet, Adana'ya da yardımlarımızı esirgemeyelim. Ama tabii diğer yerlere göre nispeten tabii biraz daha hani iyi vaziyette olduğu en azından görülmekte. Şimdi bu binada kurtarılmayı bekleyen 10 kişi olduğundan, evet, bahsediliyor. İnşallah tez zamanda. Muhtemelen seslerini duyurabildikleri ve hala 55. saatin içinde ulaşabildikleri için öyle kötü bir durum ki binayı kontrollü bir şekilde yıkmaya çalışacaklar ki geri kalan, önde kalan enkazdan o kişileri çıkaracaklar. Nasıl olacak? Çok. Özlem, kolaylıklar diliyoruz. An be an bize ulaşacağını düşünüyorum. Şu anda oradaki son gelişmeler ne durumda? Evet, duyamıyor herhalde ama aşağı yukarı aldık. Önemli olan enkazda 11 kişinin kurtarılması. Evet. Yayın kesildi. Biraz önce aktardığım gibi bu enkaz altında şu anda 11 kişi var ve riskli bir bina. Deprem nedeniyle deprem sırasında yarısı yıkılmış bir bina burası. Bu nedenle de ekipler burada çalışma yapamıyordu. Çalışma yapan ekiplerin de risk altındaydı. Herhalde çalışma sırasında ekipler de bu binanın, bu enkazın altında kalabilirlerdi. Biraz önce de söylediğim gibi burada enkaz altında annesi kalan bir vatandaş kendi imkanlarıyla vinç getirdi. Yine aynı şekilde SAR arama kurtarma ekibi şu anda burada. Bu vinçle beraber bina yıkıldıktan sonra arama kurtarma çalışmaları yapılacak. Bu 12 katlı bina maalesef ki diyorum, bu 11 kişinin enkaz altında kalan 11 kişinin üstüne tekrardan yıkılacak ve daha sonrasında yeniden burada arama kurtarma çalışması yapılacak. Bunun için de acilen buraya bunun için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Buraya acilen baret, eldiven ve kova gerekli. Bunun çağrısında bulundu buradaki vatandaşlar. Gönüllü vatandaşlar burada arama kurtarma çalışması yapacak. Bunun için de acilen baret, eldiven ve kova gerekiyor. Buradan da bunun bilgisini verelim. Özlem, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok incelikli ediyoruz. Çalışma gerekiyor. Herhangi bir artçı olmaz inşallah bu süre içinde. Çünkü tam da şehrin göbeğinde, yani Murat, binaya yıkmak baksana, gerçekten çok zor. Bir taraftan da 11 kişi orada yani enkaz altında. Ne tarafa doğru? Evet, yani bu ayarlanabilir. Çok incelikli çalışmak lazım. Ya bu kararı vermek ve bunu gerçekten şu an harekete geçirmek çok zor, çok önemli bir karar. Çünkü halihazırdaki 11 kişiye ulaşabilme ihtimali var iken o binayı üzerlerine yıkıp sonra arama kurtarma çalışmaları yapılacak. Maalesef. Allah yardımcıları olsun. Kesinlikle. İnşallah onların yıkılan hiçbir taraf onların üzerinde olduğu tarafa gelmesin. Yani başka bir dilekte bulunamıyoruz. Çünkü baktığımız bina kocaman. Tabii nereden baksan bir 15 katlı var. 30-40 metreden bahsediyoruz. İnşallah tez zamanda yıkımı gerçekleştirilir. Tabii ki enkazda özellikle kurtarılmayı bekleyen 11 kişi bulunduktan sonra. Adana'ya da geçmiş olsun diyelim. Şimdi Hatay'dan Gökhan Zan'ın bir isyanı var. Volkan, kaleci Volkan, eskilerin şimdi teknik direktör. Onun isyanı çok dikkat çekiciydi. Ama öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın attığı bir tweet var. Hatay'da son 100 yılın en büyük felaketini yaşadık diyor. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. Adıyaman Belediye binası da biliyorsun yıkılmış idi. İletişim hala büyük problem Hatay'da. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz şeklinde Lütfü Savaş'tan bir açıklama söz konusu. Bundan bir 2 ay önce yaptığı bir açıklamada Hatay'da bir deprem olursa şayet diye sordu bir gazeteci. Ne olur diye aşağı yukarı bugünü anlattı. Eyvallah. Ama işte koordinasyon ya da işte ne bileyim sesimizi çok duyuramıyoruz şeklindeki eleştirileri de ve görüşleri de var idi.